Banka kredilerinin aylık ödemesi dudak uçuklatıyor. 400 bin liralık taşıt kredisinin 36 aylık taksit ödemesi 30 bin liraya dayandı. Vatandaşın araç yenileme hayali başka bahara kaldı. Kredi faizlerinden, aylık ödemelerinden haberiniz var mı? Kredi faizleri dehşet. Taksit ödemesi değişiyor. Çünkü ben çok ondan çekip ona yatırdığım için. Bazı bankalarda aylık ödemesi 30 bin lirayı aşıyor. Çok be. Araç ya da konut kredisi çekmek isteyenler kara kara düşünüyor. Çünkü 400 bin lira, 500 bin lira açığı dahi kalanlar banka kredilerine bakınca hayal kırıklığına uğruyor. Artık insanlar çok zorlanıyor. Öyle ki 3 yıllık kredi çekilince bile aylık ödemeler aldı başını gitti. 30 bin lira dayanan taksitler var. 600 bin lira borcum var. 20 bin ödemem gerekiyordu. Şu an ödeyemiyorum, acizlik oldum. Senin anlayacağın durum vahim. Güzel bir otelde çalışıyorum, Kuruçeşme'de. Yani maaşımız da iyi ama çekemiyoruz. Bu kartlardan şey zaten patlak. Zaten kirayı zor ödüyorsun. Yani kredi çekip de bir araba, motor almak imkansız. 2-3 kişi birleşip ancak bir tane motor alırsın. Artık kurbanlığa girer gibi. Herkese birer tane. Diyelim ki bir otomobil alacaksınız. 400 bin lira açığınız var. Bankadan kredi çekmek istiyorsunuz. İnternetten hemen bakıyorum. 36 ay vade seçtim. 400 bin liralık kredi için. Bankadan bankaya değişiyor tabii taksit tutarları ama en düşük taksit miktarı 22 bin liraya dayanmış vaziyette. Parayı verecekler, para üstünden para kazanacaklar. İmkansız ödenmesi. Diğer bankalarda da bu aylık taksit ödemesi 33 bin liraya kadar çıkıyor. Vallahi ben motosikletimi yükseltmek istiyorum ama yükseltemiyorum. 100 milyara 12 ayda 73 milyar faiz alıyorlar. 16 milyar da ödemesi var. Aylık. Aylık, evet. 400 bin liranın 36 ay sonra geri ödemesi 1 milyon lirayı aşıyor. Borçlanmadan maalesef bir şey yapamaz hale geldik. Oyuncaklara yöneldik artık. Oyuncak araba, oyuncak ev. Ev kredilerinde de durum farklı değil. Hal böyle olunca da kimse kolay kolay kredi çekmeye yanaşmıyor. O yüzden de borç almaya bakıyor. Borcu da ya döviz ya da altın olarak alıp en azından borç aldıkları kişiyi de mağdur etmemenin derdinde. Ben çok istedim eşten dosttan, olan da yok diyor. Adamın durumu çok iyi, vermiyor.